Ben Enes Kayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversiteyi geziyoruz. Arkadaşlar, duygulandım. Benim üniversitem. İşte ilerisini daha göstereceğim. Şu an duygulanıyorum. Evet. Arkadaşlar, benim üniversitem şurası. Geç şurası. Evet işte. Arkadaşlar, okulda yürümek garip bir ismiş. 2 yıldır gitmediğim için bilmiyorum. Evet, üniversiteye girdim. Ne olacak bilmiyorum. Görelim. Bakar sesi. Az bir şey değiştirmişler sanki gibi ama bir şey yok yine aynı. Aynı tas, aynı hamam. Burası Fen Edebiyat Fakültesi. Benim kaldığım fakülte. Büyük bir fakülte. Bakın. Şu şekil. İşte. Burası şu şekil. Şöyle bizim sınıf. Sınıf burası. Ulan be, acı be. Ulan be. İlkokul gibi sınıf ama neyse olsun. Projeksiyon vesaire işte. Üniversite vlog. Hiç düşünmezdim üniversite vlog çekeceğim, yurt vlog çekeceğim. Yani izleyin, bu keyifli olacak. Yani benim haz alarak yaptığım videolardan kesin ilk sıraya yerleşecek de neyse. Yurdu da çok merak ediyorum. Üniversiteyi de, arkadaşlarımı da. Hadi bakalım, inşallah gidelim hadi. Bak şurası 2. sınıf. Benim 2. sınıf olduğum yerde. Şu an ben 3'üm. Vay aga be. 2 olduk, daha buraya giremiyoruz. Bizim coğrafyacı hakkındancağımız program sadece Arcis. Arcis, zaten bu ders Arcis. Arcis. Zaten biliyorsun, evet, en yaygın kullanılan. Şöyle burası yemekhane arkadaşlar. Şuradan ücret alıyorlar. Ama daha yemekhane açılmamış. Evet, bakın böyle. Şu şekil. Şu şekil. İşte kırtasiye, ayrıyeten bir de yeme şey kafeterya şu şekil. Şöyle güzel buranın kafeteryası, büyük. Her ya. Manzara da şöyle. Evet, buranın manzarası. Yani bak, şurası yemekhane, yemekhanenin aynı çıktık. Zaten fotoğrafını çektim vesaire. Şunlar da işte öğrenci işleri, binasını zıkkın falan filan. Sözde Süs Havuzu Üniversite. Yüzen adalara benzetmeye çalışmışlar. Çünkü Bingöl'de yüzen adalar meşhur ya. Şöyle bir, ben o yüzen adalara eğer imkan olsa çekeceğim zaten. Oraya benzetmeye çalışan bir belediye işi işte. Törlük binası burası. Evet. Dışarı tarafta böyle hafif ders çalıştığım yer burasıydı. Buranın dışarısı çok güzel. Bak şu manzaraya bak. Şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel, aşırı güzel. Evet, böyle şimdi aşağı ineceğim. Bilgisayar yerlerini, kitap okuma yerlerini göstereceğim. Çok güzeldi buralar. En sevdiğim yer burası herhalde. Şöyle bakın mesela. Evet, kitap okuma yeri burası. Şöyle şuradan İçeri girip bakalım. Kitap çeşitleri burada. Ama sessiz olmak zorundayız. Evet. Bölümler yazıyor. Bölümler vardı burada. Annemiz bölüm. Mesela edebiyat ve retorik. Toplumsal bilimleri. Bak, din burada. Coğrafya ve tarih burada. Benim alanım. Mesela buradan coğrafya tarih bölümlerini bulabiliyorum. Hiçbir. Bak mesela. Coğrafya tarih kitapları buradaymış. Yönlendirmeyle. Bunlar da hangi raftalar falan filan. Güzel yani, çok hoş. Sessiz olun. Çıkalım. İşte bilgisayar ödevleriniz varsa şu taraftan yapıyorsanız. Şurada da daha gelişmiş bilgisayarlar var. Şurada.
bilgisayar tipi burada mesela. Burada ben daha çok öyle ne yapıyorlar herhalde, oyun falan ya da program falan yazarlar. Burada daha şey, PowerPoint, Microsoft vesaire gibi uygulamalar yapabilirler. Ben burada yapmıştım. Buran kafeteryası işte. Çoğu yeri böyle. Sessiz olmak zorunda. Zaten bu dağ manzarası müthiş. Şu camiye de geleceğim birazdan. Annen dışarıdan görünümü bir dakika. Şu şekil. Aynen. Ya kütüphane dedim. Hem ders çalışmayı hem bilgisayar programı vesaire. Bir sürü alanda yani hizmet veren bir yer. Bahçesi de bu şekil zaten. Kampüsün içi burası. Evet. Gidiyoruz. Allah'a şükür ilk defa sivit giydim artık. Çok huzurlu hissediyorum. Neyse. Üniversiteyi gezmeye devam edelim. Bakalım daha neler varmış. Buradan yeni gelen arkadaşlar artık rehber olmuş oluruz. En güzel yanı benim için dağ manzaralı oluşudur. Çünkü Bingöl'ün hesabı dağlarla çevrili ya. Yani çok güzel ha, aşırı güzel. Mesela şu caminin oranın arkası müthiş. Yani bayağı hoş. Üniversiteye giden arkadaşlar, hangi üniversitedesiniz? Eğer üniversiteye gidenler varsa şu yoruma yazabilir mi ya? Merak ettim. Camiye geldik. Camisi de çok beğeniyorum, çok güzel. Buradan geçeceğiz. Hop hop. Bak ya manzara ya. Görebileceğiniz en güzel camilerdendir. Ben bu camiye bayılıyorum ya, bakar mısın? Şu güzelliğe bak. Çok güzel bir cami. Net. İşlemeler, hat sanatları. Baksana ya, çok güzel bir cami ya. Şurası mesela çok güzel. Müthiş. Yani şu avize inanılmaz ötesi bir şey. Kütüphane uzaktan görünümü de çok güzel ha. Kütüphane burada, cami burada. Şu dağlara bak ya, ben dağların hastasıyım. Evet. Bizim üniversitedeki ağaç çeşitliliği çok. Bayağı güzel ağaçlar var. İsmini bilmiyorum. Öğrenirim ama. Personel odaları falan filan. İşte böyle. Buradan çıkıyorum. Bir de şöyle bir şey var Bingöl Üniversitesi'nde. Bu bir de kışına donuyor arkadaşlar, görmeniz lazım. Kış olsa atarım. Üniversite vlogun ikinci kısmında atabilirim yani. Öyle olmaz. Dibindeyim şu an. Çok hoş. İnşallah yani şey yapmam. İçeri girmem çünkü hava soğuk. Veterinerlik Fakültesi. Şu at, şu inek. Köpek mepek, ne bileyim, sincap mincap. Şuna bak, ha bu kaza tavuk. Lan bu tavuk ha. Bu tavuk, şu sincap mincaptır, şu faredir. Vay anasın. Ne bu? Sincap mincap mı? Açıklamaları var da şu an yok. Bunun kafası yok. Bu çok terbiyesi olduğu için onun kafasını almışlar. Şu böyle. Ha bu sincap. Sincap olan bu. İki ayağı, iki ön elleri yukarıda, gördün mü? Şu fareye de hamsterlar. Şu çok beyaz, bu ne lan? Yani çoğu birbirine tutulamadığı için bak. Görüyorsun. Desteklenmiş. Kaplumbağaya bak. Kaplumbağanın kemikleri çok güzel ha. Bunu da ayrı almış. Leylek. Vay leyleğe bak sen. Arkadaşlar bu da inek. Ne de bir ineksin sen. Şu karşıda at zaten. Vay çok hoş. Ben çok severim böyle şeyleri. Şöyle bir fakülte. Çok güzel. Şunlara doğru gidelim. Şunlar
coğrafya bölümünde arazide toplanan öğrencilerle taş ve kayaçlar, şöyle zaten çoğu şu an dağınık durumda da kalsitler, şistler, kuvarslar, kum taşları. Yani bu şekil şu an parlıyor ekranda. Bayağı yani taş toplanıyor, inceleniyor, sonra öğrenciler tarafından tespit ediliyor. Volkan bombası. Bayağı var ya. Şöyle. Evet. Bingöl. Tog. Toplumsal faaliyetler düzenleyen bir ekip. Üniversitede böyle ekipler çok. Bakın mesela stand kuruluyor. Yani o da başka bir stand, tiyatro, başka müzik vesaire bir sürü. O şekil. Yemekhane. İsterim, sıkıntı yok. Şimdi ne bileyim, öğrencinin para çekmesi için banka falan filan. Şu girişinde sağlık ocağı var. Sağlık raporu çıkarmam lazım. O yüzden buraya geldim. Az manyağım diye herhalde bana sağlık raporu verecekler. İnşallah verirler. Geldim, sağlık raporu aldım. Çünkü yurdum için gerekli. Ben yine yurt değiştirdim. Klasik üniversite serüvenleri. Evet. Amfide olmak isterdim ama işte. Şöyle fiziki kabartma bir harita. Mesela benim coğrafya bölümündeki birinci sınıflarda var. Dünyanın fiziki haritası, böyle çok güzel haritalar. Hocaların yararlandığı, şöyle şuraya kadar uzuyor. Bir de şöyle kayaçlar var. Bak mesela tortul, sedimenter kayaçlar. Başkalaşım, metamorfik kayaçlar bunlar. İşte volkan dolayısıyla oluyor. Şunlar tortul zaten, sedimenter kayaçlar ise şey, çökelti kayaçlar. Şöyle biriktirmişler içinde. Bayağı var yani. Güzel ha. Bizim üniversitenin burada kuaför var. Şu erkek bay. Şu kadın. Evet, evet. Sen de yürü arkada. Tamam, tamam. Gel, gel. Beni parasın. Dur, dur, dur. Tamam. Evet, geliyorum. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Kahve yapalım. Tamam. Üniversitenin çay makinesi, ya da çay, kahve, her şey. Oldu mu şimdi Seyfullah, baksana. Oldu. E alsana. Hani yuva vermemişti. En içecek yanmaz. Evet. Oraya almadı ya. Seni aldım. Ha, oluyor. Nereye geldik? Ben de alıyorum. Bak, oluyor. Afiyet be. Bu üniversitenin iki büyük kapışması. Şöyle Fenerbahçe, Galatasaray şurada. Şurada Galatasaray'ın. Yani sizce kim alır diyeyim. Üyeleri yani çok kim alır, çok merak ediyorum. Evet, şöyle.